Film Solucan'ın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizler için Gizli Teyze'nin seçtiği 10 yerli jeni listeledik. 28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Asker emeklisi bir babanın asker oldur. Fakat istediğini askeriyede elde edememiş, tiyatro merakı sayesinde konservatuara girmiştir. 2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatma Gül'ün Suçu Ne Yaptı Kanal D dizisinde Selim Yaşaran karakterine hayat vermiştir. 4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu ünlü oyuncu Kanal D'de yayınlanan Güneşi Beklerken adlı dizide aynı ismi paylaştığı Kerem Seyer ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi Güneş Seyer rolüyle tanınmıştır. 20. Altın Objektif Ödülleri en iyi umut vadeden oyuncu ödülünü kazanan aktör Hollywood Türk yapımlarında İngilizce, Türkçe, çift dille oyunculuk yapmaktadır. 19 Nisan 1982 Mersin doğumlu oyuncu, ilk olarak 2010'da Kanal D'de başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. 2011'de sona eren diziyle oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu. Bundan önce Hande Yener'in Romeo klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan Gani Müjde'nin yanmış olduğu Pis Yedili adlı dizide başrol oynamıştır. Turgut Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981'de İstanbul'da doğdu. 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen Uluslararası Erkek Güzellik Yarışması Manhunt International'da dünya birincisi seçildi. Ekol Drama ve Aile Agan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak Acemi Cadı, sonrasında Esir Kalpler, Maçolar, Dicle, Elveda Rumeli gibi dizilerde boy gösterdi ve başarılı bir aktör haline geldi. 23 Eylül 1990 İstanbul doğumlu ünlü oyuncu 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim görmüş ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır. Onu ilk olarak adını Feriha Koydum dizisinde tanıdık ve çok sevdik. Ay. 8 Mayıs 1975 İstanbul doğumlu oyuncu 7 yaşından itibaren çeşitli reklam filmlerinde rol almıştır. 14 yaşındayken Rutku Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla Geçmiş Barbie Mozalar adlı dizide boy göstermiştir. İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girerek buradan da mezun olmuştur. Bir müzik grubu ile konserler veren Günsur, 4 yıl boyunca restoran işletmiştir. Hamam filminin figürasyonunu yapan bir arkadaşının aracılığı ile seçmelere katılmış, deneme çekimin ardından role kabul edilmiştir. Ferzan Özpetek'in yönetmenliğindeki bu filmle adını geniş kitlelere duyurmuştur. Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 İzmir doğumlu Türk oyuncu ve sunucudur. Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında 9 Eylül Üniversitesi tiyatro bölümüne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve Dot Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Nazan Biç ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır. Rol aldığı filmlerin başında Dar Ayakkabıyla Yaşamak, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Romantik Komedi 2, Bu Son Olsun, Anadolu Kartalları gibi filmler yer almaktadır. Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 İstanbul doğumlu, Türk oyuncu ve eski manken. Kazım İşmen Lisesi mezunudur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumaktadır. Aslen Gaziantep'lidir. 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır. Daha sonra 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of the World'a katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abate, Tween ve Network gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır. Onu ilk olarak Türkiye'nin en korkunç filmi olarak kabul edilen Musallat'ta izleme şansı yakaladı. Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983 Adana doğumlu Türk oyuncu ve eski mankendir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Fakat popülerliğini 2005'te başlayan oyunculuk kariyeriyle sağlamıştır. İlk olarak Gümüşhalı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide canlandırdığı Halil karakteri, asıl çıkışını ise Halit Ziya Işaklıgil'in aynı adlı romandan uyarlanan Aşk-ı Memnu ile yapmıştır.
18 Haziran 1974 Ankara doğumlu ünlü oyuncu, Deli Yürek adlı dizide canlandırdığı Yusuf Miloğlu karakteriyle yıldızını parlatmıştır. Fakat öncesinde 1997 yılında Best Model of Turkey seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of the World'a katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk erkeği Best Model of the World'de birinci olmuştur. Yer aldığı filmler ise Deli Yürek Bumerang Cehennemi, Yazı Tura, Son Osmanlı Yandım Ali, Kabadayı, Ejder Kapanı ve Uzun Hikayedir. Varlığın yakıyor.